Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunan basınına Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu. Panagiotopoulos, 2020 yazında Türkiye ile Yunanistan'ın üç kez silahlı çatışmanın eşiğine geldiğini söyledi. Yazın aylarca sürekli olarak teyakkuz halinde bulunduk. Ordumuzda 3 kez genel seferberlik ilan edildi. Seferberliğin merkezinde donanma filomuz vardı. Zira filomuz Doğu Akdeniz'de birçok durumda Türk filosuna yaklaştı. Ancak üstlerdeki savaş uçaklarından sınırdaki birliklere kadar tüm silahlı kuvvetlerimiz her türlü gelişmeye hazırdı. Rakiplerimiz işi silahlı çatışma noktasına vardırmayacaklardı. Zira büyük bedel ödeyeceklerini biliyorlardı. Yunan Bakan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden'la birlikte daha iyimserim dedi. Bunun sebebi önceki yönetimle iyi çalışmalar yapmamam değil, Donald Trump'la Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kişisel ilişkilerin genel durumu etkilemesiydi. Halbuki Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve Yunanistan'ın tutumlarına ilişkin çok olumlu açıklamalar yapılmıştı. Ayrıca yeni başkan, Yunan-Türk ihtilaflarını iyi biliyor ve Atina'yı destekliyor. Başbakan Miçotakis'e de arkadaşlar ve bence bu önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile savunma işbirliği anlaşmasında değişiklikler yapacaklarını söyleyen Panagiotopoulos, anlaşmanın süresinin uzatılmasını görüştüklerini de belirtti savunma işbirliği anlaşmasında yapılacak düzenlemeler hazırlanıyor. ABD tarafı bazı öneriler sundu. Biz de üçüncü ülkelere askeri yardım sunmaya yönelik büyük araçlara veya Amerikan ordusunun kullanmadığı silah sistemlerine erişim gibi ABD'den isteyeceğimiz şeyler üzerinde çalışıyoruz. Görüşme masasında anlaşmanın süresini uzatılması da gündeme geldi ve bu Washington'ın altyapıya daha büyük yatırımlar yapabileceği anlamına geliyor. Bu tür gelişmeler bizim de lehimize. Yunanistan Savunma Bakanı ayrıca Amerikan ordusuyla daha yoğun eğitim ve tatbikatlar düzenlemek istediklerini söyledi. In the Fratis region war